CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile birlikteyiz. Size sorumuz, biliyorsunuz CHP 1989 yılında yerel seçimler anlamında büyük bir başarıya ulaştı. Önümüzdeki yerel seçimler için bu başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, halkın dertleri var mı? Var. Derman arıyor mu? Arıyor. Yerel seçimlerde, yerelde yaşayan eğer insanların, annenin, çocuğun, öğrencinin, öğretmenin, emeklinin derdi varsa doktora gitmeyecek, derman aramak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarına gelecek. Biz 89'u aşan bir iş yapacağız. O zaman halk dertleri vardı, limon gibi sıkılıyordu. Şimdi dertlerine derman olmak için biz dersimize çalıştık. Halkın derdine derman olabilecek politikalar ve adaylarla halkın karşısına çıkacağız. Hem Ankara'nın derdine derman olacağız, hem İstanbul'dakinin haramilerin saltanatını yıkan bir yürüyüşün başlangıcını burada gösterdik. Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ile birlikteyiz. Denizli'nin ilk ve tek kadın başkanı Birsen Hanım. Ondan da düşüncelerini alacağız yerel seçimlerle ilgili. Öncelikle size sorum, biliyorsunuz CHP 1989 yerel seçimlerinde büyük bir başarıya ulaştı. Bu başarıyı tekrar, yani önümüzdeki yerel seçimlerde görebileceğimize inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum. Yerel yönetimler zaten sosyal demokrat belediyelerin görevidir. O nedenle 2019'daki Mart seçimlerinde büyük bir patlama yapıp sosyal demokrat belediyeciliği tüm Türkiye'ye yayacağımıza inanıyorum. Sizin hedefiniz Denizli için, Bozkurt için nedir? Birinci dönemimizi bitiriyoruz. Verdiğimiz sözlerin çoğunu yerine getirdik ama çok da büyük projeler yaptık. Türkiye'deki ilkleri gerçekleştirdik. Örneğin güneş enerjisi santralleri yaptık. Avrupa Birliği projesiyle pek çok projeleri yerine getirdik. Ama ne hevesimiz bitti, ne çalışma azmimiz bitti. Daha çok güçlenerek, daha çok bilinçle bu işleri biraz daha ileriye götüreceğiz. Onun için Bozkurt için bir dönem daha Birsen Çelik diyorum. Tunceli Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat ile birlikteyiz. Celalettin Bey, biliyorsunuz CHP 1989 yılında büyük bir başarıya ulaştı yerel seçimler anlamında. Tekrar bu başarıyı önümüzdeki seçimlerde görebileceğimizi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz, umudumuz da var. Umutsuz da yaşanmıyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi hep zor zamanların umudu oldu ve bu umutları yeşertti. Bu başarıyı da gösterdi 89'lu yıllarda, zaten söylüyor 80'li yıllarda. 90'larda AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla ülkenin nerelere geldiğini artık halk biliyor. Bugün ekmek 2000'leri vurdu. Ekmek bulamaz bir duruma geldik. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki bizleri, o dönemi eleştirenler bugün Kurtuluş Savaşı'nı arar duruma düştüler. Umudumuz var, alacağız. Alacağız. Yani çok yetenekli, çok değerli belediye başkan arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler. Başarılı olan arkadaşlarımız. Yorgun, kendini yorgun hissedenler de bırakıp başka yoldaşlarıyla destek verip daha iyi bir yerlere getireceğiz belediyelerimizi. Yerel yönetimler zaferin kapısıdır ve biz o zaferin kapısını açacağız. Siz aday olmayı düşünüyor musunuz? Ben bir dönem aday olacağım. Sonrasında genel başkanımız görev verirse devam edeceğiz dedik. Başarılı bir belediyecilik yaptık. Yani aldığımız belediyeyi şu anda yardım eder pozisyona getirdik. Yardım isteyen belediye şu anda yardım eder pozisyonda. Genel başkanımıza bıraktık. Yani ben İzmir'de en son görev yaparken bana görevi verdiğinde seve seve, yani bedenimiz, elimizi değil bedenimizi taşın altına koyacağız dedik. Gittik. Eşimizi çocuğumuzu İzmir'de bıraktık. Halkımıza çok güzel hizmetler verdik. O hizmetlerin karşılığında halkımız hala devam etmemiz konusunda ısrarcılar. Fakat biz, hani biraz aile bütünlüğü var bu işlerde başarılı olabilmek için. Genel başkanımıza raporumuzu sunduk. Değerlendirmeyi kendileri yapacaklar. Ne görev verirlerse biz yanındayız. Verirlerse de vermezlerse de yine yanındayız. Aydın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile birlikteyiz. Evet. Biliyorsunuz CHP 1989 yılında belediye seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaştı. Bu başarıyı tekrar bu önümüzdeki seçimlerde yakalayabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle ümit ediyorum. Başarmaya, bu başarıyı tekrar yakalamaya mecburuz. Türkiye muhtaç. Efeler için sizin bir seçim stratejiniz var mı?
Efeler için Efeler Belediyesi Aydın ilimizin merkezde 2014'te Aydın ilimizin büyük şehir olması dolayısıyla kurulmuş yeni bir belediye. Ben de kurucu belediye başkanı olarak 4,5 yıldan bu yana Efeler Belediyesi'nde başkanlık görevini yerine getirdim. Cumhuriyet Halk Partimiz adına. Gerçekten sadece Efeler değil, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bulunduğu her belediyede insanların yaşamak istediği, yaşanılmak istenen kentlerin yaratıldığını, başarılı bir görev dönemi ve süresi geçirdiğini görüyoruz, biliyoruz. Dilerim bu önümüzdeki seçimlerde bu başarıyı daha da 89'daki o başarı noktasını ulaşarak taşlandırırız. Afyon Karahisar Sultandağ Belediye Başkanı Osman Acar ile birlikteyiz. Size de diğer başkan adaylarına, yani belediye başkanlarına sorduğum soruyu öncelikle tekrarlamak istiyorum. Biliyorsunuz CHP 1989 yılında büyük bir başarıya ulaştı yerel seçimler anlamında. Önümüzdeki yerel seçimler için bu başarıyı tekrar görebileceğimizi düşünüyor musunuz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki düşünüyorum. İşte bugün gördüğümüz görüntü de o. Sosyal demokrat belediyecilik, yaşadığı kentlerde insanlara huzurlu yaşamlar sunan belediyecilik. En kısaca özü bu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Halkçı Belediyeciliğin aldığı oy da göz önünde Türkiye'de. Yani bu 20 yıllık döneme, son 20 yıllık periyotta yerel yönetimlerde aldığımız oy bizim. Kendi aldığımız oydan çok fazla. AK Parti'nin aldığı oy da yerel yönetimlerde %36 civarında. Dolayısıyla insanlar bizi yerel yönetimde tercih ediyorlar. Çünkü bizim yönettiğimiz belediyelerde huzur var, neşe var, halk var, yaşam var. Yani şöyle kısa bir örnek vereyim. Örneğin çok belediyede çevremizde biliyoruz. Akşam 9'da hayat bitmiş noktasına geliyor ama bizim belediyelerimizde hayat devam ediyor. İnsanlar gezmeyi, tozmayı, yürümeyi, eğlenmeyi seviyorlar ve değerlendiriyorlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki seçimler için sizin, yani Osman Acar'ın hedefi nedir? İşte aynı bahsettiğim konular, halkın sorunları, kalan ben ikinci dönem belediye başkanıyım, üçüncü döneme hazırlanıyorum inşallah. Eksik kalan hizmetlerimizi tamamlamak ve insanlar arasında ötekileştirilmiş, bölünmüş insanları tekrar bir araya getirip daha huzurlu bir kent haline getirip yaşatmaya çalışmak olacak. İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ile birlikteyiz. Mamak ve genel olarak yerel seçimlerle ilgili bilgilerini alacağız Salim Bey'in. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. 1965 Çorum Sungurlu doğumluyum. Gençliğim, çocukluğum Mamak'ta geçti. Yaklaşık 30 yıldır Mamak'ta ikamet etmekteyim. Şu an için İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin genel sekreter olarak görev ifade ediyorum. Kısmet olursa önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimal Cuma günü adaylık başvurumu yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mamak Belediye Başkan adaylığı sürecinde zaten değişik arkadaşlarımla bir çalışma süreci içerisine girmiştik. Tabii bu çalışma süreci kamu görevim olduğu için biraz geride kaldı ama başarılı olduğuma inanıyorum kampanya sürecinde. Kısmet olursa pazartesi günü fiilen sahada olacağız. Zaten her zaman sahadayız. Yerel anlamda Mamak'ta ciddi anlamda bir boşluk gördüm. Çevremde ciddi anlamda bir baskı oluştu. Donanımlısın, birikimlisin. Niçin bu birikimini, donanımını Mamak'ta hizmet için yola çıkmıyorsun dediler. Ben de doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim Mamak'ta bir vefa borcunu ödemek için yola çıktım. Bilgi ve tecrübelerime güveniyorum. Görevim icabı yaklaşık 20'nin üzerine ülkelere gittim. Bu ülkelerdeki gezilerimiz tamamen bir kültürel gezi değildi. Tamamen teknik araştırma gezisiydi. Bir İtalya'da, İspanya'da, Londra'da belediyecilik nasıl olur, şehir planlaması nasıl olur, bütçe nasıl oluşur? Bunları yerinde görme, inceleme fırsatım oldu. Deneyimlerimi Mamak'ta paylaşmak istiyorum. Mamak halkının iradesine güveniyorum. Mamak halkının bu seçimlerde herhangi bir siyasi ideolojik amaçla yaklaşmayacağına inancım sonsuz. Yerelde siyaset olmaz. Biraz önce de genel başkanım da ifade etti. Sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığını, sosyal belediyecilerin nasıl başarılı olduğunu hep birlikte izledik. Ben bunu kısmet olursa adaylığım süresince Mamak halkına anlatacağım. Yerelde siyasetin olmadığını, yerelde tamamen hizmete yönelik oylarının kullanması yönünde
bunu ifade edeceğim. Bir Eskişehir örneği gözümüzün önünde. Bir Yenimahalle Belediye Başkanımızın başarıları gözümüzün önünde. Eğer kısmet olursa önümüzdeki süreçte adaylığım netleştikten sonra yaklaşık 100'ün üzerinde projemiz var. Tabii bizim bu projelerimiz tamamen bütçelendirilmiş, ayağa yere basan bütçeler. Bu projelerimizi sahada anlatacağız. Mamak halkına güveniyorum. İnanıyorum Mamak halkı bu sefer vicdanlarını dinleyerek sahada sandıkta oylarını verecek. Kendilerine güvenim sonsuz. Buradan önümüzdeki süreçte inşallah Mamak halkıyla bütünleştiğim zaman yerleri anlatacağım. Kendilerine projelerimi anlatacağım. Bu projelerimi bütçelendirilmiş olarak anlatacağım. İlk orta kısa vadeli olarak anlatacağım. Orta vadede eğer gerçekleştiremediğim proje olursa o gün süreçte istifa dahi edeceğim. Bu anlamda iddialıyım. Noter taahhütünü vereceğim. Bu projelerimi gerçekleştirmediğim an belediye başkanından istifa edeceğim. Bunu halkıma anlatacağım. Ben buradan Mamak halkına gerçekten ve gerçekten güveniyorum. Çünkü sahayı geziyorum. Mamak halkı artık hizmet istiyor. Yaklaşık bir şehir merkezine 7 kilometre uzakta olan Mamak halkı halen hazırda Taşra kentinde kurtarılmamış bir kent olarak görüyorum. Hiçbir yatırımın olmadığı, hiçbir çivinin çakılmadığı bir ilçe olarak görüyorum. Ha, bunu yaparken de kesinlikle gelmiş geçmiş hiçbir belediye başkanını da suçlamıyorum. Şu anki mevcut belediye başkanımız da gayet güzel şeyler imza attı. Ben Mesut Başkanım iki taş koymuşsa ben 4 taş koymaya talibim. Bu anlamda Mamak halkının iradesine güveniyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu sahada anlatma imkanı doğduğu zaman daha güzel anlatacağıma inanıyorum. Biliyorsunuz ki CHP 1989 yerel seçimlerinde büyük bir başarıya ulaştı. Bunu önümüzdeki yerel seçimlere uygulayabileceğini ve bu başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bunu da görüyoruz. Halk artık gördü. Şu anda Türkiye'de, işte biraz önce genel başkan da güzel ifade etti. Türkiye halkı artık yerelde siyasetin olmadığını, yerelde sosyal demokratların yerelde başarılı olduğunu ifade etti. Zaten halk bunu görüyor. Ben sahada da geziyorum. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle sosyal demokrat anlayışla iktidara gelecek olan Cumhuriyet Halk Partili adaylara oy vereceğini, sandıkta siyasi ideolojik birikimlerini bir tarafa bırakıp başarılı arkadaşlara imza oy vereceklerini ifade ediyor. Ve görüyorum ki inşallah 30 Mart Türkiye'de yeni bir umut, yeni bir ışık, yeni bir yerel belediyeciliği görecek.